Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sevgili arkadaşım Gülay'ın benden ta 3 ay önce istediği ama benim ancak zaman bulup da tembelliğimden kurtulup yapabildiğim bir istek videosu yapıyorum. Video sık sık aldığım, evde yediğini bulundurduğum veya bitince tekrar tekrar alacağım ürünler videosu olacak. Belki bazılarını çoğunlukla görmüşsünüzdür eski videolarımda ama hepsini şöyle bir toparlayayım dedim. Madem böyle bir istek var. Umarım hoşunuza gider. Gitmezse de ne yapalım? Canınız sağ olsun. İsterseniz ürünlere geçelim. İlk olarak şu tombalak şeyi alalım. Bioderma'nın zaten hepiniz biliyorsunuzdur artık bıkmışsınızdır da. Sensibio Haşikyo isimli makyaj temizleme suyu. Bu gerçekten su gibi. Hiçbir şekilde içinde yağ yok. Ben bu ürünü aldıktan sonra göz makyajım için artık hiçbir şey kullanmıyorum başka. Çünkü daha önce de söylemiştim işte bütün neredeyse piyasadaki göz makyaj temizleyicilerini denedim ve çoğu gözümde yanma ve kızarıklık yapıyordu. Fakat bu ürünü denedikten sonra kesinlikle hiçbir sorun yaşamıyorum artık. Ürün zaten 500 mililitre. Aldığınız zaman yanında bir de bedavası oluyor aynı boyda. Yani 50 lira sanırım. 50 ya da 55 lira olabilir. Hatta indirimde olunca 45-47 liraya da ben bunu 47 liraya almıştım. 1000 mililitre yani 1 litre makyaj temizleme suyunuz oluyor. Ben sadece gözlerim için kullandım. Bunu Mart ayında almıştım. Yarısından biraz daha fazlasını kullanmışım. Ki sadece tek kullanan da ben değilim. Annem falan da kullanıyor. Yani düşünün bu bana 6 ay gitmiş. Bir 6 ay daha gider. Yani ben tek bir şişeyle bir sene tüm göz makyajımı temizliyorum. Ki yanında bir de yedeği var. O da bir sene gitse 2 sene kapatmış durumdayız yani. Tek başına 2 ayda bir şu bütün marketlerde satılan göz makyaj temizleyicilerinden alsanız 10 liraya 12 lira civarı oluyor 8 lira. Yani hesaplamaya çalışırsanız gerçekten bu çok daha hesaplı ve güzel bir ürün bence. Her zaman favorim olan bir ürün. Yedeğimde mevcut. Sonra yine her zaman bahsettiğim Isana'nın deodorant kremi. İçinde alkol olmayan konuşamadım. İçinde alkol olmayan bir ürün. Bu üründen çok memnunum çünkü tamamen ter kokusunu kesinlikle önlüyor. Her durumda en az 12-14 saat önlüyor. Daha önce de bahsetmiştim içeriğinden pek memnun değilim ama daha iyisini de bulamadım. Diğer o gratisten aldığım taş deodorantı, kristal deodorantı göstermiştim size. Ondan da yani performansı onun bir dakika göstereyim hatta. Şundan almıştım hatırlarsanız. Yani kullanıyorum ama performansı çok çok iyi değil. Eğer ki 1-2 saatliğine dışarıda duracaksanız anca o zaman idare ediyor. Hadi 3-4 saat olsun o da sizin hatırınıza. O yüzden bu benim 3. veya 4. tüpüm yedeğimde var. Sonra benim saç konusunda vazgeçilmez iki ürünüm. NevaCare'in bu ikili durulanmayan saç kremi ve şu gördüğünüz yumuşaklık, parlaklık veren saç serumu. Ayrıca saç uçlarını da onaran saç serumu. Bunu daha önce göstermiştim zaten. Bu ikisi benim her zaman her banyodan sonra kullandığım iki ürün. Bunları tekrar tekrar alacağım bitince. Bu bitmek üzere zaten çok bir şey kalmadı. Bu ve benzeri ürünler her yerde var ama soran olmuştu. Bu markayı NevaCare markasına bulamıyoruz diye. Ben de bulamıyordum ama geçen gün buldum. Cosmo Home'da sanırım. Evet, Cosmo Home'da gördüm. Saç bakım bölümünde ikisi de mevcuttu. Eğer bakarsanız, almak istiyorsanız aklınızda bulunsun. Çünkü diğer gratislerde, Watson's'larda falan hiç görmedim. Sonra şunları çıkarayım. Garnier'in saf ve temiz üçü bir arada maske, temizleme, peeling, 3 özellikli bu ürünü. Bu benim 3
Üçüncü tüpüm olması lazım. Yedek bir tüpüm daha var. Ben bunu her banyoda, banyo sırasında kullanıyorum. Gözenekler sıcak suyla, buharla açıldıktan sonra bu ürünü kullanıyorum banyo sırasında. Hem gözenekler açık olduğu için daha güzel nüfuz ediyor, hem de renk tonunu daha iyi düzenliyor. Her zaman en az haftada 2 veya 3 kere kullandığım bir ürün. Tekrar tekrar alacağım bir ürün. Sonra arkasından banyodan çıktıktan sonra bıktınız biliyorum ama bu burun bandını kullanıyorum, gözenek temizleyici. Çünkü benim burun çevremde gözeneklerim biraz büyüktü ve siyah noktalarım çoktu. Fakat bunu kullandıktan sonra, ki içinde 10 tane var, bu da benim 5. kutum filan herhalde. Bunu kullandıktan sonra artık gözeneklerim daha bir küçük ve tabii ki siyah noktalarım daha az. Her banyodan sonra gözenekler açılınca bunu kullanıyorum ki 100 kere tekrarladım. Ve arkasından da, bu da benim ikinci şişem veya üçüncü şişem olması lazım, L'Oreal'in Pürzon siyah noktalara karşı gözenek sıkılaştırıcı losyonunu kullanıyorum. Sadece bu bandı yapıştırdığım bölgeyi, burun bölgesine kullanıyorum. Bantı çektikten sonra hemen içi boşalan gözenekleri sıkılaştırsın diye. Bunlar da, bu üçü de benim vazgeçilmez her zaman aldığım ürünler. Sonra bu kendini attı dışarı. Rujlara geçecek olursak şöyle göstereyim. Watson's'larda satılan Rimmel London Kate rujları 07 numarası. Her zamanki favorim biliyorsunuz. Ki yedeğim de var. Çok güzel bir dudak rengi. Eğer dudağınız normal tonluysa, çok koyu veya çok açık değilse, herkese her tene gidebilecek bir renk. Yapısı da çok güzel. Eğer daha doğal bir görünüm isterseniz parmaklarınızla da dağıtabilirsiniz dudağınızda. Bundan da çok memnunum. Sonra Rossmann'ın şu iki ruj serisinden çok memnunum. Biri Rivalde Loop, bir de Rivalde Loop Young markasına ait. Ki bunları ben Rossmann ilk açıldığında 1,5 ya da 2 liraya almıştım. Şimdi kesin zam gelmiştir. Bu ruj serilerini çok beğeniyorum çünkü fiyat performans açısından çok güzeller. Dudağı çok kurutmuyorlar. Renklerini de güzel veriyorlar ki favori rujlarım videosu da vardı. Onu da anlatmıştım. Bu 57 numarası. Bu da 22 numarası salsa rengi. Bunu da anlatmıştım hatta. Bu biraz daha kuru gibi. Bu daha nemlendirici yapılı bir ruj serisi. Ve daha parlaktır, zaten görüyorsunuzdur. Bunlardan da çok memnunum. Hatta elimde bir sürü rengi mevcut. Güzel renklerini buldukça da alacağım ürünler. Sonra Oriflame'in şu basit ruj serisi vardır, hepiniz bilirsiniz. Pure Color serisi. Rengi de Vintage Rose. Ben bu tarz rujları çok seviyorum. Renk veriyor ama aynı zamanda nemlendiriyor. Yani renkli lip balm gibi ama piyasadaki satılanlar gibi değil. Yani nasıl anlatayım, yine konuşamadım. Az renk veren, aynı zamanda nemlendirici gibi. Şurada rujları çok seviyorum. Bunun da bir alana bir bedava falan oluyor genelde. O zaman tekrar diğer renklerini de almayı düşünüyorum. Sonra kapatıcı olarak favorim yine Rivalde Loop'tan, Rossmann'dan Natural Touch. Görünüyor mu? Natural Touch kapatıcısı bendeki 3 numara. Daha önceki videolarımda da göstermiştim. Ve bu kapatıcıyı niye seviyorum? Bir kere gözde, böyle göz altında aşırı bir böyle beyazlık, böyle doğal olmayan bir görüntü olmuyor. Doğal bir görüntü ile kapatıyor ki kapatıcılığı çok fazla değil. Eğer aşırı bir kapatıcılık istiyorsanız size uygun olacağını düşünmüyorum. Ama ben az kapatıcılık, daha doğallıktan yana olduğum için bu ürünü seviyorum. Hatta bitmek üzere artık, şurada filan gelmiyor yani ucuna. Yedeğim de mevcut.
gözaltına dağıtıp birazcık bir 5 dakika beklediğinizde sabitleniyor ve benim için yeterli bir kapatıcılığı var. O yüzden seviyorum bu ürünü. Oje olarak her zamanki favorim pastelin 22 numarası. Bu ben bir tane bitirdim. Ben ki çok oje sürmeyen bir insanım. Ben bundan bir tane bitirdiysem herkes çok sevecektir bence bu ürünü. Sürçük bir oje. Çok doğal tonlu, güzel, temiz. Tırnaklarınızda yani manikür yaptırmanıza gerek olmayacak derecede düzgün gösteren bir oje. Golden Rose'un Silky Touch pudrası. Bendeki 06 numara. Bu şu üçüncü, iki tane bitirdim bunlardan. Bu üçüncüsü. Çok seviyorum çünkü 5 liracık bir fiyatı var ama kapatıcılığı ve cilde verdiği aydınlık çok güzel. Benim cildim kuru olmasına rağmen kesinlikle pütürlenme yapmıyor. Pütür pütür böyle pul pul dökülme olmuyor yüzünüzde. O yüzden kuru ciltler bile kullanıyorsa herhalde diğer herkes memnun kalacaktır. Bir diğer favorim bu L'Oreal'in hangisiydi o ya? L'Oreal'in temizleme köpüğünden çıkan şu temizleme pedi. Ben bunu her gün kullanıyorum. Hangi temizleme jelini kullandığım önemli değil. Ne olursa olsun ben yüzümü bununla yıkıyorum, bununla köpürtüyorum. Sırf bu eğer eskidiği zaman sırf onun için yine o L'Oreal'in temizleme köpüğünden alabilirim. Eğer ki bunun böyle tek satışı falan da varsa başka bir markanın benzer bu şekilde. Bana da haber verirseniz sevinirim. Çünkü bu gerçekten hem çok güzel köpürtüyor hem de makyajı çok güzel temizliyor. Cildinizde bir şey kalmıyor. Sonra her yerde gördüğünüz hatta bıktığınız Garnier'in BB kremi. İlk başta bunu kimse beğenmeyince işte çok yüzümde sivilce yaptı, çok yağlı, çok parlak görüntü veriyor deyince ben bu ürüne hiç yaklaşmadım. Sonra aldığım zaman da bayıldım. Bu ürün kesinlikle kuru ciltlere veya normalden kuruya dönük ciltlere yani neme ihtiyacı olan ciltlere uygun. Ben bunu hemen hemen aldığımdan beri her gün kullanıyorum. Bitince de tekrar alırım. Evet yağlı, evet parlak görüntü veriyor ama şöyle bir durum var. Benim cildim bunu emiyor zaten. Emmese, cildim yağlı olsa kesinlikle düşünmem, almam ama benim cildim bunu 5 dakika içinde emiyor. 5 dakika sonra ne yağlı görüntü kalıyor ne de bende sivilcelenmeye sebep oldu. Ne bozuk bir cümle kurdum. Yani bunu ben çok sevdim. Cildimde sanki bir şey yokmuş gibi duruyor ama cildimde sağlıklı bir parlaklığa da sebep oluyor. O yüzden tekrar tekrar alacağım bir ürün. Ama yağlı ciltler, karma ciltler denemesin. Sonra her zamanki favorim Golden Rose'un 240 numaralı Perfect Shine serisinden. Bu ruju hatta azıcık kaldı. Gerçi bu daha bana bayağı gider de bunun da yedeği var bende. Çok güzel morumsu bir pembe. Bunu da favori rujlar serisinde videosunda göstermiştim. Bunun da fiyatı çok uygun. 5 lira falan olması lazım ya da 6 lira eğer indirimde bulursanız daha da ucuz. Denemenizi öneririm bu seriyi. Kendinize uygun bir rengi. Ve son favorim The Balm'ın. Aslında bu favori değil ya. Her zaman kullandığım demem lazım. Bu favoriler videosu değil. Genel favoriler videosu. Aylık favoriler değil yani. The Balm'ın Shady Lady paleti. Şöyle. Aslında bu bitmez. Bitiremem tabii ama bitse eğer bitse diye düşünürsek tekrar alacağım bir palet olur. Yani bu renkler herkese gidebilecek bir renkler. Çok aşırı açık tenli değilseniz, süt beyazı değilseniz herkese gidebilecek. Keza benim gibi buğday tenlilere gidebilecek renkler. Özellikle bu rengi ve şu rengi. Hatta bir de şu rengi acayip kullanıyorum.
Ne zaman aklımda hani yapacak bir makyaj zamanım olmasa veya aklımda nasıl yapacağımı bilemesem makyajı, bu paletten yararlanıyorum. Şu iki rengi göz kapağıma sürüp, şununla da gölge yapıp, alta da bunu sürüp, üstte de göz kalemi rimel tamamdır. O yüzden çok tavsiye ettim. Bunun bir de başka bir bu volüm 2, volüm 1'i de var bunun. O da belki size hitap edebilir. Kalitesiyle fiyat açısından çok güzel ürünler. Ben başka da bir şey kalmamış. Değişik bir video oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.